doğru. Kamulaştırma nedeniyle yapıldı, sonra mezarlığımız yolu yoktu buradan. Eskiden yol yoktu ama özel mülkiyetten geçiyordu. Geçiyordu, yol yoktu. Şimdi şu buradan andaki yol, şu andaki yol. İl özel tarafından beyan ettik. Buradan bir yol yaptırdık. Araçlarla gidiyor. Çamur dolmuyor. Çok şahane bir şekilde. Evet, mezarlıklarımıza, araçlarımıza ziyaret ediyoruz. Aslında bundan sonra direkt cenaze arabası, direkt mezarlığa gelmesi gerekiyor. Çok güzel. Tabii eskiden mesela Hamdi amcanın şuradan geliyordu. Evet, vatandaş şey yürüyor ama arabayla en iyi uygun araçla gelmek. Evet. Çok geniş bir yol yaptınız. Taşta çamur dolmuyor. Çok da güzel bir şekilde oldu. Mezarlık çevre dönemi. Burayı da kilit taşı yapacağız. Evet. Bura programımızda 2018-2019'da programda şu alanların hepsi. Alan çok güzel oldu. Burası iyi oldu. Büyükleri de rahmetle tabanacağız. Çatı olsun. İbrahim abinin hanımı Müslüme teyze var. Eski yapar dediğimiz. Buraya bir taziye ev gibi bir kıymalı cenazede bir yemek yeme yeri yaptırdı. Sağ olsun, hayır kabul olsun. İsmi Hanım Adiye geçiyor. Yağışlı havada, soğuk havada diye göre bu da yemekte verilebiliyor. Evet. O şekilde yaptı. Biz de çevre cenazesi yaptık mezarlığımızın girişine. Çok güzel burada olmuş. Komple çamur, köyde çamur bulursun. Burada çamur bulamazsın. Evet. Çok şahane oldu. Tabii önce büyüklerimizi mezarlıkta rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Biz de tabii ileri elbette biz de buraya geleceğiz. Aslında biz buraya daha çok bakmamız gerekir. Vatandaşımız çam dikiyor, çamlar yanıyor. İleriki yıllarda işte seneye nasip olursa burayı komple 3 sıralı hazır duvarla duvar yapacağız. Beton. Beton yapacağız. Çevre düzenlememiz komple ki yangın esnasında yangın sıçramasın. Yani yine iş adamlarımızdan Şeref Buldak annesi babası hayatına yaptırdı. Allah rahmet eylesin büyüklerimizden. Kendisine de başarılar diliyoruz. 2014 yılında bu hizmeti yaptı. Çok güzel. Bir çeşme, eşme diyelim. Bakım yaptık biz de, sağ olsun, hayırlı kabul olsun. Önce büyüklerimize rahmet diliyoruz. Hepsinin bura, hepimizin büyükleri burada. Biz aslında buraya sahip çıkmamız gerekir. Mezarlığa bakmamız gerekir. Dünya boş. Hepimiz buraya geleceğiz. Burada şöyle bir büyükler resmi mezar. Önemli mezarı. Tabii Fadi Koca'nın hanımı, dedem burada, babaannem burada yatıyor, dedem burada yatıyor. Ben de bu Ali Kağan'ın bacısıdır, Fadi Koca'nın hanımıdır. Bu da ben hayrıma bu babaannemin mezarını kaldırdım. Yazmışım oraya Diktaban Ali Kağan'ın bacısı, Fadi Koca'nın karısı diye. Bunu da ben hayrıma büyüklerin mezarını yaptırdık. Bu şekilde mezarlıkta bir şeyler yapacağız. Kilit taşı düşüreceğiz burada. Evet. Bu da benim sevgili bir tane anneciğim, rahmetli anıyorum. Tabi herkesin annesi babası burada. Bizim özellikle ve de benim tabi Civciv Katip Hasan dedi. Bu da benim babamdır. Bu da benim büyük babam. Rahmetle anıyoruz hepsini. Buradaki mezardaki bütün mehrumları, bütün köyümüzün insanları hep burada. Biz de buraya geleceğiz. Dünya boş. Hepsi bak çok, alan çok geniş. Bu da benim rahmetli ablacığım mezarı. Civciv'in kızı derler hatta. Buraya. Aslında köyümüz çok güzel de değerini bilmek gerekir. Şu alana bir VC yapacağım. Buranın şeyini yaptırdım. Fosfatif çukurunu da koydurdum buraya. Su alacağım oradan buraya. Her haneye böyle fosfatif çukur bulduk da baca var ya bak. Fosfatif çukurun bacasını da buraya koydurdum. Şuraya bir çeşme yapacağız. VC yapacağız buraya. Bu önümüzdeki sene de hizmete devam. Çalışmaya devam, hizmetimizi devam ettireceğiz. Bu şeye buraya bir iki tane VC yapacağız. Şu alana demiştim ben, boş alana hazır mezar yapmayı düşünüyorum. Vatandaş arabasıyla mezar hareketine gelecek. Ankara'da gibi sırayla. Tabii canım, bu şekilde oluyor. Yarın köyde adam da yok, mezar kazacak adam yok. Kepçeyle kazdırıyorsun, yarın yol kapalı olur, bel kapalı olur. En azından hazır mezar da düşünüyorum. İleriye dönük. Eski karakolun oradan giriş, buradan da yolumuz mezarlığa giriş yapılıyor, oradan da çıkış yapılıyor. Her senede arazi yollarına kraydan vurduruyoruz. Hizmet de tabii onları da yaptırıyoruz. Vatandaş arabasıyla gelebilir mezarlığımıza. Çok güzel olmuş. Asfalt gibi baksana ya. Şu taş çamur olmuyor. Çok sert bir malzeme var.
beton gibi bir malzemesi var bu toprağın. Evet. Çamurda gel, yağmur yağ gel, hiçbir şey olmuyor. Evet. Taştan da güzel yani, kilit taşlar da kaliteli. Sahil yolu oldu ya, valla. Çok güzel işte, çok dıştan gelenler var da şey istedim. Karakoldan, jandarmadan, kaymakamlıktan köye giriş çıkış mobese yapacaklar. Onun da sözünü aldık nasip olursa. Ooo süper. Dıştan gelen, Yozgat eski oradan geliyor, çıkışı var. Burada biz baş edemiyoruz vatandaşlarla da. Giden üst eğmenimiz vardı, o gerekenleri yapacağız dedi. Köye bir mobese yapacağız. Şey, merkeze bağlı giriş ve çıkışlar. Tabii en azından orada. Hangi araba geldi, ne geldi? Tabii canım gibi. O çok önemli. Baş edemiyorsun ya balıkçılarından. Çok güzel. Gelme desen olmuyor. Şimdi tabii çoğu vatandaşımız bilmiyor içme suyun nereden geldiğini. Kuraklık nedeniyle içme suyumuz olmadığından, yukarıda suyumuz gelmediğinden dolayı sağ olsun İbişah'ın çocukları Şeref tarafından annesinin babasının hayatına bu ileriden 150 metre aşağıdan 50 metre derin kuyu buldular. Şu andaki içtiğimiz su oradan geliyor, depoya basıyor. Allah razı olsun. Bunlar bir hizmettir. 2014'ten kaldığım yerden devam ettik. Daha da devam edeceğiz. Hizmete devam. Durmak yok. Şeref abi sağ olsun, bu köye yapmadığı hizmet kalmamış ya. Abi Allah kazançları bulursun. Helalinden adama çalışıyor. Çok güzel. Ben hiçbir ricanızı da geri çevirmiyor tabii, yani. Tabii. Köy adına gerçekten memnunuz yani. Köylü de memnun. Bunlar da buradan bu şekilde ekoratan şeye sunar. Gerçekten de böyle yani. Bu suyun menbaası buradan depoya 1500 metreden gidiyor. Depoya şamandıra konmadığı için nasip olsa baharın yer altı kablosu düşüreceğim. Depo dolduğu zaman şamandıra kaldıracak, istop edecek. Evet. Su israfı yok. Su çok pahalı. Su parası çok geliyor. Elektrik bastığı için geliyor. Mecbur bunu vatandaş verecek. Evet.